2020 yılına ve 2021'e de damgasını vuracağını düşündüğümüz SARS-CoV-2 pandemisi, diğer adıyla COVID-19 kalple ilişkisi konusunda sizlerle paylaşımda bulunacağım. Ben Doktor Oktay Ergen'e halen 9 Eylül Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini de sürdürüyorum. Ben sunumuma geçmeden önce COVID-19 pandemisi savaşçıları olarak tanımladığım hekimler, hemşireler, laboratuvar teknisyenleri ve hastane destek personellerinden hasta olanlarımız ve bunların içinden maalesef kaybettiklerimiz oldu. Çok yakın bir zamanda, 3 gün önce maalesef daha önce 9 Eylül Üniversitesi'nde uzun süre görev yapmış olan Uğur hocamızı, Profesör Doktor Uğur hocamızı yitirdik. Çok üzgünüz tabii. Ve tüm sağlık çalışanlarından kayıplarımız oldu bu süre içinde, son 1 yıl içinde. Sağlık Bakanlığı verilerine, Aralık verilerine baktığımız zaman COVID-19'a yakalanan sağlık çalışanı sayısını 130 bin civarında veriyor. Türkiye'deki toplam sağlık çalışanı sayımızın 1 milyon 200 bin civarında olduğunu varsaydığımız takdirde bu %9,5 civarına rastlıyor. Yani %9,5 gibi gözüküyor. Genel toplum popülasyonunun çok üzerinde tabii COVID-19'a yakalanma oranları sağlık çalışanlarının. Çünkü en ön safta mücadele veriyorlar. Hepsine buradan minnetlerimizi ve şükranlarımızı iletmeyi bir borç biliyorum. Ama Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığınız zaman dünyada bu oranların %15'ler civarında olduğunu söylüyor ortalama olarak. Yani sağlık çalışanı, enfekte sağlık çalışanı sayımız 130 binin üzerinde olabilir. Yani 150 bin, 170 bin bandında olabilir. Bu arada kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Sayın Profesör Doktor Oya İtil'den aldım verileri. Bildiğim kadarıyla Türk Toraks Derneği'nin derlediği veriler. Kaybettiğimiz sağlık çalışanları dökümünü görüyorsunuz. Dikkat ederseniz en yüksek sayıda tıp doktorlarımızdan, en büyük kaybı tıp doktorlarımızdan verdik. 133 kaybımız var 7 Ocak itibariyle. İkinci sırada eczacılarımız, özür dilerim, diğer hastanede çalışan diğer sağlık, yardım sağlık personelinden kaybımız var. Çok şükür hemşire ve ebe kaybımız nispeten daha düşük. Yani 21 kaybımız var. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum burada ve yakınlarına, aile yakınlarına, arkadaşlarına Allah'tan sabır diliyorum. COVID-19 biraz abartılı olarak söyleyecek olursam bir kalp hastalığıdır demek çok da yanlış olmayabilir. Bir sunumun ilerleyen bölümlerinde fark edeceksiniz. Aslında COVID-19'u tüm medikal camia olarak daha yeni yeni öğreniyoruz. Bir enfeksiyon hastalığı biliyorsunuz, bir virütik enfeksiyon, virüs pandemisi COVID-19 aslında. Ama çok çeşitli yüzlerle prezent ediyor kendisini. Bir kalp hastalığı gibi ortaya çıkıyor, bir hematolojik hastalık gibi ortaya çıkıyor, bir nöroloji hastalık gibi karşımıza gelebiliyor, bir enfeksiyon hastalığı gibi gelebiliyor. Baktığımız zaman 3 evresi olduğunu görüyoruz hastalığın. Birinci evrede, yani erken enfeksiyon evresinde viral
enfekte olduktan sonra kişi viral cevap meydana geliyor ve genellikle bu evrede biz lenfositopeni görüyoruz ve hastaların oldukça büyük bir bölümünde görüyoruz. 5. ile 10. günler arasında birçok hastada oluyor. Akciğer tutulma oluyor. Yani evre 2 pulmoner faz gibi düşünebiliriz. Birçok olguda semptom olmasa, yani akciğere ait semptom olmasa dahi anormal radyolojik bulgular, akciğerde anormal radyolojik bulgular oluyor. En korktuğumuz evre eğer konakçı reaksiyonu şiddetli olacak olursa, üçüncü evre olarak tanımladığımız hiperinflamasyon evresi geliyor. Bu evre konakçının immün sisteminin ne kadar şiddetli reaksiyon verdiğiyle de ilişkili. Yani biraz kişiye bağlı. Burada inflamatuar markerların ve kardiyak markerların yükseldiğini görüyoruz. Yani temel olarak COVID-19 akciğerleri ve kalbi hedefliyor birincil olarak. Konak savunma sisteminin devreye girmesi hiperkoagülabl bir ortam yaratıyor. Pıhtılaşmaya eğilimli bir ortam yaratıyor. Bunu tromboinflamasyon veya immünotromboz olarak da adlandırmak yanlış değil. Şimdi kalple ilişkimiz nedir? SARS-CoV-2 kişiyi enfekte ettikten sonra konuşmanın ileri safhalarında da söyleyeceğim. Temel olarak üst solunum yolları da ama akciğerleri tutuyor. Bu tutuluşta ACE2 reseptörlerinin çok büyük rolü var. İleride patogenezi anlatırken buna daha fazla değineceğim. Ama enfeksiyonun birinci haftasıyla 14. günü arasında konakçının immün cevabına bağlı olmak üzere bir immünopatoloji ve hiperinflamasyon evresi gelişiyor. İşte bu evrede, bu hiperinflamasyon evresinde miyokardide benzer bir tablo oluyor. Direkt miyokard invazyonu, yani etkenin direkt miyokardı tutması mümkün ama sayısal olarak bu olguların çok daha az olduğunu biliyoruz. Şimdi kalp tutulduğu zaman özellikle bu hiperinflamasyon neticesinde miyokard hasarlanmasına ait enzimlerde yükselme oluyor ve birçok olguda troponin seviyelerinin biz yükseldiğini görüyoruz. Troponin seviyelerinin yükselmiş olması D-dimer yüksekliğiyle birlikte, ki D-dimer biliyorsunuz hiperkoagülabilitenin bir göstergesi, ama troponinle birlikte yükselmesi mortalitenin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Akciğerler hemen hemen tüm olgularda tutuluyor, az veya çok. Bunun yarattığı hipoksi, önceden kalpte bir kardiyovasküler hastalık var ise hipoksi nedeniyle aritmilerin ortaya çıkması ve bir kısım olgunun ölümcül aritmilerle kaybına yol açabiliyor. Aynı durum akut koroner sendromlara, daha konuşmanın ilerleyen safhalarında söyleyeceğim, ST yükselmeli veya ST yükselmesiz miyokard infarktüsü şeklinde kendini prezente edebiliyor. Tüm bunların sonucunda miyokard hasarının gelişmesi nedeniyle kalp yetersizliği ortaya çıkıyor. Yani COVID-19 enfeksiyonu veya COVID-19 hastalığı kalple ileri derecede ilişkili. COVID-19'da mortalite için riskli hasta gruplarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. İleri yaş en önemli risk faktörlerinden bir tanesi, erkek cinsiyet en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Hele pandeminin ilk dönemini, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını hatırlayacak olursanız, İtalya'dan çok ileri yaşlardaki hastaların hemen hemen hepsinin kaybedildiğini literatürden takip etme
imkanımız oldu. Özetleyecek olursam en önemli iki, en büyük iki mortalite risk faktörü ileri yaş ve erkek cinsiyet. Neden erkek cinsiyet? Son birkaç ay içinde bununla ilişkili makaleler gelmeye başladı. ACE2 reseptörlerinin erkek cinsiyette çok daha yoğun bir şekilde bulunması erkek cinsiyetin virüs yükünün hanım cinsiyete göre daha fazla olmasına yol açması bu mortalite öngördürücüsü olarak erkek cinsiyetin daha ön planda olmasının izahlarından bir tanesi olmasına gerekiyor. Bunun haricinde hipertansiyonu olanlar, kardiyovasküler hastalıkları olanlar önceden, diyabeti olanlar, obez olanlar ve daha önceden serebrovasküler hastalık geçirmiş olanlar da mortalite açısından yüksek riskli gruplar arasında. Daha somut rakamlarla konuşacak olursak, COVID-19 hastalığında genel mortalite %2,5 civarında aslında. Ama altta yatan bir kardiyovasküler hastalık söz konusuysa hemen hemen 4'e 5'e katlıyor bu mortalite olarak. %10,5'lara 11'lere çıkıyor. Sadece hipertansiyonun olması bile neredeyse genel mortaliteyi 3'e katlıyor. Yani %6. Yaş yüksek, erkek cinsiyet, altta yatan kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon varsa mortalitenin nerelere, hangi rakamlara çıkabildiğini tahayyül edebilirsiniz. Patofizyolojiye baktığımız zaman iki temel patofizyolojik mekanizma söz konusu. Birincisi hiperinflamasyon neticesinde meydana gelen hiperkoagülabilite. İkincisi de renin, anjiyotensin sisteminin rolü. Şimdi önce hiperinflamasyon sonucu hiperkoagülabiliteden bahsetmek istiyorum. COVID-19 ilişkili koagülopatiye baktığımız zaman COVID-19 olgularının çok büyük bölümünün sistemik koagülopati ve edinsel trombofili ile seyrettiğini görüyoruz. Bu fizyopatolojik altyapı hastalığın venöz, arteriyel ve mikrovasküler yatakta trombozla seyretmesini sonucunu getiriyor. Şimdi ne demiştik? COVID-19 olguların çok büyük bölümü sistemik koagülopati ve edinsel trombofili ile karakterize. Bu COVID-19'un bir hematolojik hastalık gibi davranmasına neden oluyor. Hastalık trombotik mikroanjiyopati gibi seyredebiliyor. Disemine intravasküler koagülasyon DIC gibi seyredebiliyor. Sepsise bağlı koagülopati gibi seyredebiliyor ve makrovaş aktivasyon sendromu gibi seyredebiliyor. Biz bunu aslında somut olarak nerede görüyoruz? Bu hastalarımız özellikle ölümcül seyreden, yani bu tablonun hiperinflamasyonun geliştiği bu tür hastalarda CRP yüksekliği, D-dimer yüksekliği, fibrinojen yüksekliği, fibrin degradasyon ürünlerinin yüksekliği, LDH yüksekliği, ferritin, troponin yüksekliği, transaminazlarda artış ve APTT ve protrombin zamanı uzaması gibi laboratuvar bulgularla hem tanılarını koyma hem de prognoz hakkında fikir edinme şansımız oluyor. İkincisi, bu fizyolojik fizyopatolojik altyapı hastalığı venöz, arteriyel ve mikrovasküler yatakta tromboz ile seyretmesi sonucunu doğuruyor demiş idik. Bu klinikte karşımıza nasıl çıkıyor? Klinikte aslında bu durum akut koroner sendromlar şeklinde karşımıza çıkıyor. ST yükselmeli miyokard infarktüsü veya ST yükselmesiz miyokard infarktüsü şeklinde çıkıyor. Bu hastaların %40'ında tıkalı bir damar saptanamayabiliyor. Ancak çok ilginç olarak ona değineceğim zaten. Pandemi döneminde, özellikle pandeminin şiddetlendiği dönemlerde kater laboratuvarlarımıza müracaat eden ST yükselmeli miyokard infarktüsü sayısının azaldığını fark ettik. Bununla ilgili verileri sizle paylaşacağım.
Bu dönemde pandeminin şiddetlendiği dönemlerde özellikle hastane dışı ölümlerin de arttığını gözlemledik. Bunun ötesinde ne oluyor? Venöz yatakta trombotik eğilim oluyor. Dolayısıyla venöz tromboembolizm yani VTE'ye yol açabiliyor ve bunun sonucu burada kopan parçalar nedeniyle pulmoner emboliye neden oluyor. Son zamanlarda, son 3-5 aydır biz COVID-19 olgularının oldukça önemli bir kısmında %45-50'ye kadar bildiriliyor pulmoner emboliyle, küçük veya büyük pulmoner emboliyle seyrettiğini ve ayrıca bir nörolojik tablo bu emboliler neticesinde iskemik inmeyle yani bir nörolojik hastalık gibi seyrettiğini biliyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi COVID-19 pandemisinin özellikle şiddetlendiği dönemde bakın ilk rapor İtalya'dan bildirildi. %40 azalma olduğunu hastaneye müracaat eden ST yükselmeli miyokard infarktüsü olgularının daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İspanya'dan da bu konuda raporlar ulaştı. Aynı dönemde biz 9 Eylül Üniversitesi kardiyoloji ana bilim dalında bu konuda bir çalışma yaptık. Pandeminin ilk döneminde yani Şubat, Mart, Nisan dönemini bir önceki yılın 2019'un verileriyle karşılaştırdık. Katter laboratuvarına başvuran ST yükselmeli miyokard infarktüsü olguları açısından ve kendi hastanemizde, kendi kliniğimizde de ST yükselmeli miyokard infarktüsü olgularında müracaatında %65 düşüş olduğunu, yani dünyayla benzer şekilde %65 düşüş olduğunu saptadık. Peki neden pandemi döneminde hastalar evde akut koroner sendroma maruz kalmalarına rağmen hastaneye müracaat etmekte çekindiler? Ama bunun sonucu ne oldu? Hastane dışı kardiyak ölümlerin artışına neden oldu. Bu çalışma İtalya'dan bir veri. Şunu göstermek isterim. Bakın sarı barlar 2019 yılında hastane dışı kardiyak aresti gösteriyor. Bakın pandemi döneminde 2020'nin pandeminin ilk dönemlerinde yani Şubat, Mart, Nisan aylarında 2019'un aynı dönemine göre artış oranını görebiliyorsunuz. Çok ciddi hastane dışı kardiyak arestlerde artış olduğunu görmek mümkün. Pulmoner emboli ile sık karşılaşılıyor demiştim. Bu rapor ilk başta olgu raporları şeklinde bildiriliyordu. Bu 45 yaşında bir kadın hastaya ait literatürden aldığımız bir olgu. Ancak daha sonra vaka serileri olarak gelmeye başladı. Özellikle Fransa'dan rapor edilen bir makalede COVID-19 hastalarında %50 oranında pulmoner emboli görüldüğü rapor edildi. Bu arada ben izleyicilerimiz için bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bana YouTube üzerinden direkt olarak yazıp en sonunda soru cevap için süre bırakacağım. Merak ettiğiniz konuları direkt olarak bana yöneltebilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar bu sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Bakın bu aortta trombüs. Aort çok büyük bir damar biliyorsunuz. Aortta trombüs oluşması çok zor bir hadise. Bakın şurada okla gösterilmiş. Şurada aortta desenden aorttaki trombüsü görmek mümkün. Bakın şurada neredeyse bütün aortun gövdesini, abdominal aortu kapatacak şekilde trombüs olması. Bakın şurada arkus aortadaki bir trombüsü görüyorsunuz. Yani hiperkoagülabilitenin ne kadar şiddetli olduğunu bu COVID-19 vakalarında aortada oluşan bu trombüslerden anlamak mümkün. Bunun haricinde giderek artan sayıda pandeminin seyri sırasında iskemik inmelerle de karşılaştık.
sadece iskemik inme değil nörolojik açıdan COVID-19'un etkileri. Biliyorsunuz en sık şeylerden bir tanesi, semptomlardan bir tanesi tat ve koku kaybı merkez sinir sisteminin tutulmasıyla ilişkili. Patofizyolojide ikincisi daha önce de ifade etmiştim. Renin-anjiyotensin aldosteron sistemi nasıl etkili oluyor onu özetlemeye çalışacağım size. SARS-CoV-2 virüsü konakçı hücrelere ACE2 reseptörü aracılığıyla bağlanıyor. ACE2 reseptörü insan vücudunda en yoğun olarak akciğer, kalp, venler ve arterlerde ayrıca beyindeki arteriyel düz kas hücrelerinde bulunuyor. İnsan koronavirüslerini aslında biz benim konum olmamakla birlikte bir slaytla değinmek istiyorum. Medikal camia insan koronavirüsleriyle yeni karşılaşmıyor aslında. Burada üst sırada gördüğünüz bu human coronavirus işte 229E'den başlayıp human coronavirus HKU1'e kadar soğuk algınlığının işte %15 ile 30'undan sorumlu insan koronavirüslerini aslında biz biliyoruz. Bunun haricinde dünyayı alarme eden işte 2002 yılında karşılaştığımız SARS-CoV-1, daha sonra 2013'te karşılaştığımız MERS-CoV ve en son 2019'un Aralık ayında karşılaştığımız SARS-CoV-2 enfeksiyonlarını aslında yani şunu söylemek istiyorum. Biz insan koronavirüslerine aslında medikal camia olarak aşinayız. MERS-CoV-2 bir tek bunların arasında DPP-4 reseptörlerini kullanıyor. Bunun haricindeki insan koronavirüsleri ACE2 reseptörlerini kullanıyorlar. Özellikle üst solunum yolundaki ve akciğerlerde çok daha yoğun bulunan ACE2 reseptörlerini kullanıyorlar. Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum size. ACE2 renin-anjiyotensin aldosteron sisteminin dönüştürücü enzimlerinden bir tanesi. Hem hücrelerde reseptör olarak bulunuyorlar ama ayrıca soluble olarak da şey yapıyorlar. Soluble olarak da dolaşımda bulunuyorlar. Şimdi koronavirüslerin ifade ettiğim gibi giriş kapısı ACE2 reseptörleri ama yoğun olarak virüs ACE2 reseptörlerine bağlandığı zaman ACE2 reseptörlerinde bir down regülasyon meydana geliyor. Burada mekanizmayı görmek mümkün. Şu şey temsil edilmiş, ACE2 reseptörü, virüs buraya bağlanıyor, endositozla hücre içine alınıyor, şey yıkılıyor, ACE2 reseptörü yıkılıyor. Bu arada viral replikasyona uğruyor ve replikasyona uğrayıp tekrar ortama veriliyor ama bu arada ACE2 reseptörü kaybolmuş oluyor ve ACE2 reseptör down regülasyonuna neden oluyor. Burada temsili olarak şeyi görmektesiniz. Spike proteinlerinin ACE2 reseptörlerine bağlanmasını görmektesiniz. Şimdi RAS sistemine baktığınız zaman aslında bu bilgiler temel olarak hepimizde var. Anjiyotensinojen bir peptit zinciri biliyorsunuz. 12 elemanlı bir peptit zinciri. Renin tarafından yıkılıyor. Karaciğer kökende ve anjiyotensin 1'e dönüştürülüyor. Bir dekapeptide dönüştürülüyor. Yani 10 elemanlı bir peptide dönüştürülüyor. Buradan sonra inaktif bir substans anjiyotensin 1 aktif substanslara çevriliyor. DNA aracılığıyla çevriliyor. Anjiyotensin konvertik enzim 1 ve anjiyotensin konvertik enzim 2 aracılığıyla dönüştürülüyor. Şimdi anjiyotensin temel yol bu şimaz yolu da var ama temel olarak anjiyotensin konvertik enzim 1 ile çevriliyor. Bu dekapeptit anjiyotensin 1 aracılığıyla yıkılarak
oktapeptit, bir oktapeptit olan anjiyotensin ikiye çevriliyor ve esas aktif olan bu oktapeptit, yani anjiyotensin 2, anjiyotensin 2 temel olarak AT1 reseptörleri üzerinden etki ediyor ve biliyorsunuz tansiyon ilaçları olarak biz ARB'leri ve ACE inhibitörlerini kullanıyoruz. Bununla ilişkilendireceğim biraz sonra. Ama diğer taraftan da ACE2 aracılığıyla bu oktapeptit bir peptidin daha kaybederek anjiyotensin 1.7'ye çevriliyor. Diğer taraftan da gene anjiyotensin 2 aracılığıyla önce anjiyotensin 1.9'a daha sonra da ACE inhibitörü yani bildiğimiz ACE1 aracılığıyla da gene anjiyotensin 1.7'ye çevriliyor. Şimdi bu birbirine kontür hareket eden iki substans yani anjiyotensin 2 ve anjiyotensin 1.7. Anjiyotensin 1.7 MAS1 reseptörleri üzerinden insan vücudunda vazodilatasyon, antiproliferatif etki, anti hipertrofik etki, antiinflamatuar etki ve antifibrotik etkilere yol açıyor. Buna karşılık anjiyotensin 2, anjiyotensin 1 reseptörleri üzerinden vazokonstriksiyon, hücre proliferasyonu, hipertrofi, proinflamatuar etkiler ve fibrozis olarak şey yapıyor. Şimdi hangisi galebe çalıyorsa yani eğer biraz önce söylediğim anjiyotensin 2 reseptör down regülasyonu anjiyotensin 1'in ön plana geçmesine ve dolayısıyla ortamda daha fazla anjiyotensin 2 bulunmasına yol açıyor. Bunun sonuçları da biraz önce söylediğim gibi vazokonstriksiyon, hücre proliferasyonu, hipertrofi, proinflamatuar etki ve fibrozis olarak çıkıyor. Ve şu gösterilmiş vaziyette işte ARDS gibi ölümcül pulmoner hadiselerde bu anjiyotensin 2 ve oktapeptidinin önemli rolü olduğunu, işte sarkoidozda önemli olduğunu ve öyle tahmin ediliyor ki COVID-19 hastalığındaki akciğer tablosunun nasıl seyredeceğine de anjiyotensin 2, anjiyotensin 1.7 dengesinin başka bir deyişle anjiyotensin 1, anjiyotensin 2 reseptörlerinin yoğunluğunun sonucu olacağı öngörülüyor. Şimdi biraz önce söyledim bu gerek ARB'leri gerek ACE inhibitörlerini hipertansiyon tedavisinde kullanıyoruz ve hipertansiyonun COVID-19 pandemisindeki en önemli mortalite öngördürücülerinden bir tanesi olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla pandeminin ilk dönemlerinde gerek anjiyotensin 1 reseptör blokerleri gerekse ARB'lerin anjiyotensin reseptörlerini upregüle ettiği bu nedenle enfeksiyona acaba bunu kullanan hastalar daha mı fazla yakalanır spekülasyonuna yol açtı. Ben çalışmaların hepsine girmeyeceğim. Çok sayıda çalışma yayınlandı bu konuda ama en son yayınlanan meta analizlerinden birini göstermek istiyorum. Tam tersine ARB ve ACE inhibitörü kullanan COVID-19 hastalarının mortalitesinin daha düşük olduğu gösterildi. Bunun sebepleri ayrı bir konferansın konusu gibi gözüküyor. Zaten bu konuda da bu karışık slayta odaklanmanız gerekmiyor. Tüm işte Avrupa Kardiyoloji Derneği olsun, Amerikan Kardiyoloji Dernekleri olsun, Kanada Kardiyoloji Dernekleri olsun. Yani uluslararası kardiyoloji dernekleri hipertansiyonda renin anjiyotensin sistem blokeri kullanılmasının zararlı olmadığı sonucuna vardılar. Ben dikkatiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız olursa bana ulaştırılacak. Ben direkt olarak sorularınızı almak isterim. Tamam. Okey. Şimdi Ali Beyoğlu sormuş. Hocam yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak diyor. Direkt konumuzla ilişkili olmasa da
cevaplayayım. Şimdi pandeminin seyrine bağlı olarak ilk önce kendi öngörümü paylaşmak isterim. Ben COVID-19 pandemisinin Mart ayından itibaren sönümlenmeye başlayacağını varsayıyorum. Ve de öyle umuyorum. İnşallah da öyle olur. Şu andaki şöyle bir bilgi vereyim. En azından ben 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi verilerini biliyorum. Aralık ayı başında 7 pandemi servisine çıkmıştık. Şu anda çok şükür 3 pandemi servisine kadar gerilemiş vaziyetteyiz ve bugün itibariyle 3 pandemi servisinde toplam 54 yatağımız var. Bu 54 yataktan 22 tanesinin sabah itibariyle boş olduğunu sizlere müjdelemek isterim. Aynı durum yoğun bakım. 2 tane 42 yataklı 2 yoğun bakım kullanıyorduk Aralık ayı başında. Bir tanesini kapatma şansımız oldu. Normal yoğun bakım hastalarımızı artık tahsis ediyoruz. Ve mevcut tek pandemi yoğun bakımımızda da çok şükür yerimiz var. Yani hastanemiz artık ağır bir pandemi riski baskısı altında değil. Bu verilere bakarak aslında Mayıs ayı itibariyle ben şeylerin azalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla öyle de programlamıştık. Mayıs ayından itibaren öğrencilerimiz, tüm sınıflardaki öğrencilerimize çağırıp uygulamaları yaptırmayı düşünüyoruz. Bir arkadaşımız daha sorusu var. Polistemiye vera hastalığı mortalite riskini artırıyor mu hocam diye sormuş. Polistemiye vera prevalansı düşük olduğu için veriler arasında polistemiye vera ile ilgili veriler yok. Ama bir hematolojik polistemiye vera kanama eğilimi, yani bir trombofili ile seyrettiği için daha ağır seyrettiğini varsayabiliriz. Bu arada Arzu Yeşim Yüksel, COVID-19 tedavisinde aspirin ve diğer antiagreganların yeri nedir şeklinde çok güzel bir soru sormuş. Patofizyolojideki en önemli faktörün hiperkoagülabilite olduğunu na değinmiştim. Ben bu sunumda tedaviye hiç girmedim ama şunu son zamanlarda tedavide neredeyse rutin olarak antikoagülanları, parenteral antikoagülanları, özellikle düşük moleküler ağırlıklı heparinleri kullanıyorduk zaten. Bazı raporlarda uzun dönemde hiperkoagülabilitenin devam etmesi nedeniyle yeni oral antikoagülanlardan, özellikle rivaroxaban'ın 10 mg dozda kullanılabileceğine dair raporlar var. Ama ağır seyreden olgularda fiili uygulamamızda da hasta taburcu olduktan sonra parenteral antikoagülanları devam ediyoruz. Aspirin sormuşsunuz. Aspirin, eğer altta yatan bir koroner arter hastalığı varsa, aspirinle birlikte de oral parenteral antikoagülanlar kullanılabilir. Elif Asım sormuş. Hocam, risk faktörü olmayanlarda aspirin yeterli olur mu tedavi için? Eğer semptomatik değilse yeterli olur. Hatta zorunlu da değil. Onu söyleyeyim. Yani aspirin kullanmasanız da olur. Özellikle kadın cinsiyette, yaş gençse semptomsuz seyredebiliyor COVID-19 hastalığı. Bunlarda hiçbir şey yapmasak da olabiliyor. Yani hiçbir şey kullanmaya da biliriz. Kübra Çimen sormuş. Hocam, her COVID hastasında antikoagülan vermek iyi prognoz doğurur mu? Temelde yatan patoloji hiperkoagülabilite olduğu için hemen hemen semptomatik ağır seyreden tüm olgularda biz şey kullanıyoruz. Antikoagülan kullanıyoruz ve bunu da biraz önce ifade ettiğim gibi
düşük moleküler ağırlıklı heparin olarak kullanıyoruz. Tezel Kovancı sormuş. Hocam koronavirüsün Kawasaki yaptığına dair yayınlar çıkmıştı. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz? Bu immün bir komplikasyon mu yoksa direkt virüsün kalbi tutmasına mı bağlı diye sormuş. Bu konudaki bilgiler gerçekten bu raporlar var. Özellikle İngiltere'den rapor edildi ve bu mutant koronavirüs sonrasında şu raporları da alıyoruz. Özellikle İngiltere'den çocuk hastalardaki sıklığının ve seyrinin ağırlığının arttığına dair raporlar geliyor İngiltere'den. Bu bağlamda şey olabilir. Yani Kawasaki şeklinde, Kawasaki'ye benzer bir tablo şeklinde seyredebiliyor gerçekten. Güzel bir soru. Oğuzhan Bilgen sormuş. Covid-19'u asemptomatik geçiren hastalarda kalp hasarı oluşma riski var mıdır? Eğer asemptomatik seyrediyorsa, yani troponin yüksekliği meydana gelmiyorsa, D-dimer yüksekliği meydana gelmiyorsa, çoğu olguda şey olmuyor, kardiyak komplikasyon olmuyor, yani kalp tutulumu olmuyor. Sadece birkaç raporda direkt invazyon şeklinde, yani miyokarda direkt virüs invazyonu şeklinde rapor var. Aslında bu bir Caner Çaldar hocamız yazmış. Multisistem inflamatuar sendrom. Yani tüm sistemleri tutan aslında inflamatuar bir tablo. Covid-19. Ben buradan bizi izleyen tüm meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ben bu toplantı serisinin meslektaşlarımıza, hayata yeni atılacak olan yeni meslektaşlarımıza faydalı olması dileklerimi tekrar ederek hepinize iyi günler diliyorum.